Şimdi bazen böyle ben de izliyorum. Kara Harekatı niye başlamadı? Kara Harekatı şu zaman başlamalıydı. Şöyle olmalıydı, böyle olmalıydı diye bir takım söylemler var. Ben bir kurmay subayım. Dolayısıyla kurmay subaylar kuvvet ayrımı olmaksızın bütün müşterek ve birleşik harekatları yönetmek üzere yetiştirirler. Ben de bir kurmay subay ve amiral olarak şunu ifade etmek isterim ki bugüne kadar hiçbir devlet kendi içerisindeki birimleri hariç ya da birleşik bir harekat yapacaksa birleşik harekat yaptığı devlet hariç olmak üzere bir bildirimde bulunmaz. Karar harekatını şu gün başlatacağım, şu saatte başlatacağım vesaire şeklinde bir bildirimde bulunmaz. Dolayısıyla karar harekatının bugünlerde başlaması ve önümüzdeki günlerde başlaması ta başından beri muhtemeldi. Neden? Çünkü önceden hava harekatıyla oradaki hedefler etkisiz hale getirilmek istenmekte. Normal yapılan budur zaten. Hala vurmaya devam ediyor. Bir yandan az Tabii. önce ekrana getirdik. Gazze'yi hala bombalamaya devam ediyor. Bakın burada çok önemli bir husus var. Daha helikopter harekatı başlamadı. Sadece uçaklarla Helikopter harekatı başlamadan kara harekatı başlamaz mı? daha helikopter sokabilecek düzeyde hissetmiyor, güvende hissetmiyor. Yani yerden havaya atılan füzelerle helikopter kaybına uğrayacağını, zayiatına uğrayacağını düşünüyor. Helikopter harekatı safhasına bile geçilemedi. Hava harekatı sadece şu anda uçaklarla ve aynı zamanda da füzelerle yapılıyor. Karadan karaya atılan füzelerle ve top atışlarıyla harekat destekleniyor. Ve bu esnada da çeşitli tehditler bertaraf edilmeye çalışılıyor. Niçin? Karar harekatında zayiat minimize olsun, fazla bir zayiatla karşılaşmasın diye. Onun için burada bu meskun mahal muharebesi yapılması çok zor olduğu için efendim. Arkadaşlarımdan rica edeyim bir yandan da ekrana getirsinler. Gazze haritasını rica edelim arkadaşlarımdan. Gazze'nin göründüğü bir harita olursa büyük olarak göründüğü bir sınır kapılarının yer aldığı bir harita vardı. Onun üzerinden anlatmaya devam Evet. etsin Sayın Şimdi Yerci. Buyurun. Bu meskun mahal muharebesinin çok zor olduğunu, Hamas'ın meskun mahal muharebesinde efendim İsrail ordusunu çok büyük zayiat verdirip yeneceğine dair bir takım söylemler var. Meskun muhal muharebesine yani yerleşimin olduğu sivillerin de yaşadıkları alanlarda bir muharebe yapmak çok zordur hakikaten. Ama bunu İsrail ordusuna yakıştırmak doğru bir şey değildir. Neden? Çünkü bu yakıştırmalar medeni ordular için geçerlidir. İnsani ordular için geçerlidir. Yani Şöyle geçelim sivil, isterseniz evet, buyurun. sivil asker ayrımı için yapan sivil asker, sivil terörist, Kadın, çocuk. kadın, çocuk, yaşlı, düşkün bunların ayrımını yapan medeni ordular, uygar ordular için geçerlidir. Ama İsrail'in böyle bir hedefi, böyle bir ilkesi, böyle bir prensibi yok. Bugün yok, dün de yoktu, gelecekte de olmayacak. Şimdi burada yaptığı şey şu. Bakın halkı, Filistin halkını aşağı inin diye teşvik ediyor, bildiriler dağıtıyor. Güneye gelin Evet. ve hatta Mısır'a gidin diyor. Burada iki tane amaç var çok net bir şekilde. Birincisi Gazze'yi Filistinlilerden arındırmak. Canlarını Geçen kurtarma. yayında da konuştuk ya bir Tabii. etnik temizlik Bir şimdi etnik bu. temizlik ve bunu da gönüllü olarak da yapıyor. Bir kısmını göçle, bir kısmını öldürerek. Yani bu aşağıya insinler. Aşağı indikten sonra da burası Gazze Filistinlerden arındırılmış olsun. Dolayısıyla burasını da kolaylıkla yerleşime açabilsin. Bunun samimi olmadığını, bu çağrının samimi olmadığını zaten nereden anlıyoruz? İşte Han Yunus biraz evvel vuruldu, siviller oraya Evet. yönlendirildi. O, Konvoylar da vuruldu tabii giderken. konvoylar da vuruldu. Bakın hastaneyi vurdu. Şimdi herkes hastaneyi İsrail mi vurdu yoksa başka içerideki örgütler mi vurdu diyorlar. Ya İsrail hastaneyi boşaltın. Ben burayı vuracağım diye ultimatum verdi. 2 saat içinde tahliye edin hastaneyi diye öncesinde ultimatum verdi. Doktorlar hastaneyi boşaltmanın boşaltmamaktan daha fazla
kayıp vereceği için, hastaların hayatlarını kaybedeceği için hastanede kalmaya karar verdiler. Verdi mi? Vermiş gibi mi göründü? Hani söylüyoruz ya, hep savaşın da bir ahlakı vardır. Dünyadan tepki çekmemek evet. için açık bir açıklama tabii. olabilir mi? Çünkü ya, o insanları nasıl taşınacak? Şöyle diyor, düşünün yani, hastanede yatan insanları düşün. Kimisine serum bağlanmış, kimisi tabii. ameliyatta, kimisi uyutuluyor, kimisinin ayağı bacağı sargıda, kimisi hakikaten tuvalete bile gidemeyecek, ihtiyaçlarını göremeyecek seviyede insanlar. Bebeği var, doğum yapanı tabii. var, yaşlısı var. Onların, çocuk olduğu söyleniyor zaten. Ve bunların hepsinin tahliye edilmesini istiyor. Tahliye etmek demek şu demek. Zaten ya bu şekilde ölecekler, hayatlarını kaybedecekler ya da ben öldüreceğim. 2 saat mühlet veriyorum diyor. Dünya tarihinde hastane bombalayacağım diyen bir devlet, hatta bir örgüt bile olmamıştır. Ama Hamas yaptı diyor. O, yani böyle kendileri bir şey. Yaptı diyorlar. Bu dün Biden da benzer bir açıklama yaptı. Bu tamam. Biliyorsunuz FETÖ Amerika ve İsrail tarafından desteklenen, yaratılan bir örgüt. Tabii. FETÖ'nün genel tavrını ben 2 iyiyle tarif ederim. Çünkü onlara bu örgüte ve bunların yönlendirdikleri örgüte bu şekilde bir öğreti verilmiştir. İnkar ve iftira. Yapın, inkar edin, başkasının üzerine atın. 15 Temmuz'da olduğu gibi. Yapın, biz yapmadık deyin, şu yaptı deyin. İftira. Şimdi bu genel olarak zaten bu literatürde de vardır. İsrail'in propaganda yöntemleri diye. 10 kalemde anlatılır bu propaganda yöntemi. Önce inkar edersin. Sonra araştıracağım dersin. Bir belgesi yok dersin. Bulunursa olabilir, ben biraz daha eğileyim dersin. Yanlışlıkla vurdum der. Yanlışlıkla vurdum ama bak başkaları da vuruyor der. Evet, sivilleri öldürdüm ama başkaları daha fazla öldürdü der. Siviller aslında sivil görünümlü militanlardı der. Tabii. Falan. Böyle bir yöntemi vardır. Zaten Gazze'de bulunan bütün Filistinlileri... hani biraz daha Hamas Gazze'yi temsil ettiği için Filistinlilerin hepsinin Hamas üyesi. Bir şekilde onlarla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada çok tevratik bir davranış şekli içerisinde İsrail. İsrail yönetimi. Şunu unutmamak lazım. Tevrat'ta Bab 15 vardır. 15 numaralı sure Tevrat'ta. Aynen şöyle der. Tam bir kelimesi kelimesine değil ama şöyle diyeyim. Şimdi vur. Düşmanlarına saldır. Ve düşmanlarının kendilerini, yaşlılarını, kadınlarını, aynen şöyle ifade vardır. Çocuklarını emzikteki bebeklere kadar, hayvanlarını, öküzlerini, keçilerini, koyunlarını, tavuklarını, evlerini, her şeyi yok et. Bu Tevrat'ın bir emridir. Düşmanlara karşı davranış şekli. Şimdi İsrail Milli Savunma Bakanı'nın söylediği söz Tevrat'tan alınmıştır. Karşınızdakiler insan değildir. Tabii. Hayvandır dedi. Hayvandır dedi. Ve hiçbir kural yoktur, hiçbir hukuk yoktur, sınır yoktur dedi. Aynen Tevratik davranış şekli içerisinde yönlendiriyor. Onun için burada bir kere bu hastane saldırıları, sivillere saldırıları İsrail propagandasına alet olup da televizyonlarda ya da medyada ya da arkadaşlarımız arasında sohbet esnasında İsrail vurdu, vurmadım diyor. Acaba vurdu mu, vurmadı mı? Başkası mı vurdu, vurmadı mı? Tartışmasına girdiğimiz an İsrail propagandasını başarılı kılarız. Onun için bizim buradan söyleyeceğimiz çok nettir. İnkar edilemez bir gerçektir. İsrail vurmuştur. Vurmaya da devam edecekler. Her ne kadar Biden saldırı karşı taraftan geldi dese de. Ve Biden daha önceden de biliyorsunuz o yalan olduğu ortaya çıkan propaganda için yalan olarak, yanlış olarak yayınlanmış, üretilmiş bu bebeklerin öldürülmesi, evet. Hamas tarafından bebeklerin öldürülmesi videolarına da gerçek demişti. Şimdi o yüzden bu ve şuna da bakmak lazım. Şimdi biz Amerika Birleşik Devletleri'ni sanki bağımsız bir, bu durumdan bağımsız, tarafsız bir devlet gibi düşünüyoruz. Halbuki Amerika Birleşik Devletleri net bir şekilde taraftır. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin söylediği herhangi bir yetkilisinin söylediği herhangi bir söze itibar etmemek lazım bu konuda. Yani Amerika Birleşik Devletleri İsrail'le birlikte hareket etmektedir.
Ve İsrail'i korumaktan öte şimdi yapılan iş sadece şöyle bakmamamız lazım Serap Hanım. Biz sadece başımızı Gazze'ye ve Filistin'e gömmememiz lazım. Olay büyük. Bu sadece bir başlangıç. Bakın 1967 sınırlarına dönsün, dönsün, dönsün diyoruz. Tabii, 1940, ortak açıklama bu. Tabii ortak açıklama bu. 1948'de işte şöyleydi, 1967'de de böyleydi. En azından 1967 sınırlarına dönsün sözleri var değil mi? Ve hala 1967 sınırlarına dönmedikçe burada barış olmaz diyor genel olarak insanlar. Bundan 40 yıl sonra ne denilecek biliyor musunuz? 2023 sınırlarına dönülmediği sürece bu Orta Doğu'da barış olmaz denilecek. Maalesef. Şimdi 2023. Bir yandan da İsrail de bombalamaya devam ediyor. Bunu da konuşacağız tabii ki ama kara harekatını konuşurken bir yandan da en çok bombaladığı yerleri de konuşmak gerekiyor sanıyorum. Özellikle buradaki Filistinlilerin yoğunluğunu da sormak istiyorum size. İlla ki bir bilginiz vardır. Çünkü neden buralar bombalanıyor? Bunlar özellikle en fazla gördüğünüz üzere zaten bu bölgelerde şehir nüfusunun yoğunlukta olduğu yerler. Yani Filistin halkın çok fazla yoğunlukta yaşadığı şehirler, iş alanları, yerleşim alanları vesaire. Ama sorun şu, sorun şu. Biz bu yerleşim alanlarına bakmaktan ziyade bunları herkes tartışıyor şu anda. Evet. Şurası niye bombalandı, burası niye bombalandı falan. Asıl ateş Türkiye'ye geliyor. Şimdi bizim ona bakmamız lazım. Bunların hepsi bir başlangıç. Şimdi Lübnan yukarıda. Bir arkadaşlarımdan o geniş haritayı, diğer sınırlarında olduğu haritayı rica edersem, İran'ın, Lübnan'ın göründüğü, şimdi, Suriye'nin göründüğü. Lübnan'dan ve Suriye'den toprak kopartacak. Göründüğü üzere. Yani burada Lübnan'dan atış yapılıyor diyor. Evet. Lübnan'a müdahale dün edecek. Dün Lübnan'ı da Lübnan sınırına ve vurdu. Ve Beyrut. Bakın Beyrut büyük tehlikede. Onu da söyleyelim. Lübnan'dan toprak kopartacak, topraklarını büyütecek. Suriye'den toprak kopartacak. Havalimanları vuruldu. Bakın Şam ve Halep havalimanlarının Gazze ile ne alakası var ayrıca? Tabii Gazze ile ne alakası var? Niye bombalıyorsun gidip sürekli? Peki soru şu. Rusya niye Türkiye'nin uçaklarını hava sahasını açmaz iken S-400'leri, S-300'lerin şartelini kaldırıp aktive ederken İsrail uçaklarını niye aktive etmiyor? Büyük Rusya'dan resmi, da Amerika Birleşik Devletleri'ne Putin'e bir tehdit geldi. Menzilimizdesiniz gemilerden ama bahsetti bu, gelen destek onlar laf. Onlar laf. Siz bugüne kadar bana şunu söyler misiniz Allah aşkına? Rusya ile Amerika hiçbir zaman birbirlerine bir eri dahi birine bir diğerine kurşun atmış mıdır tarih boyunca? Birinci Dünya Savaşı'nda beraberdiler. İkinci Dünya Savaşı'nda beraberdiler. İkinci Dünya Savaşı sonucunda Potsdam ve Yalta'da haritayı önlerine koyup dünyayı ikiye, Avrupa'yı ikiye, Almanya'yı ikiye yetmedi. Berlin'i ikiye bölen bunlar değil miydi? Dünyayı biz bu şekilde yöneteceğiz diyenler bunlar değil miydi? Şimdi dolayısıyla... Bin yıllık algıyı yıktınız, yapmayın. Ama gerçekten siz bana söyler misiniz? Peki düşmanlar Ukrayna'da böyle çatışıyorlar diyoruz. Hani destekliyor Rusya'ya karşı Ukrayna'yı destekliyor. Peki ben soruyorum. Suriye'de niye PKK-YPG'yi beraber destekliyorlar? Ben Suriye'ye hem de bu dönemde iki kere gittim. Elbap'ta da gördüm, Mümüç'ün önlerinde de gördüm. Hummer jiplerle PKK-YPG'liler geliyorlar batıdan. Burası Rus kontrolünde. Fırat'a kadar, Mümüç'e kadar geliyorlar. Rus bayrağı çekili araçlarında. Mümbiç'e geldikleri zaman indiriyorlar, Amerikan bayrağı çekiyorlar. Ben bunu gözlerimle gördüm. Zaten Suriye'ye İsrail'in uçaklarının girmesine müsaade etmek ne demek? Eğer gerçekten menfaatleri çatışıyorsa bölgede İsrail'e karşı çıkar Rusya. Bir şey daha söyleyeyim. Rusya İsrail'in bölgedeki, bu coğrafyadaki en önemli stratejik müttefikidir. Böyle niteler İsrail Rusya'yı. Neden? Çünkü her başbakan, bakın bu istatistikidir, senede en az 3 kez Rusya'yı ziyaret eder. Şimdi burada Amerikan üsleri var. Evet, çevrelemiş. Ama bir de Rusları da koymak lazım bu arada. Ruslar da nerede var? İyice resmi görmemiz lazım.
Bizim için tehlike şurada. Bunlar şu an Amerikan üsleri mi? Bunlar Amerikan üsleri, Amerikan varlıkları. Şimdi buradaki bu görüntü içerisinde Türkiye'nin çevrelendiğini görüyoruz. Evet. Ama Türkiye çevrelenirken bu bölgede Ruslar, Ermenistan'da Rusya'nın en büyük sınır ötesi üssü var Ermenistan'da. Karabağ'da Ruslar var. İran Rusya ile yakın ilişkisi var. Suriye Rusya'nın kontrolünde. Şimdi bunlarla beraber bakarsak Türkiye müthiş bir çevreleme altında. Bu bakın bir örnek daha vereyim. Aslında paradigmaları yıkmak açısından gerçeklerle. Propaganda başka, gerçek başka. Ukrayna Savaşı başladığında 2022 Şubat'ında. 24 Şubat. Tel Aviv'deki Rus Büyükelçisi, İsrail Dışişleri Bakanlığı'na şöyle bir yazılı deklarasyonda bulundu. Dedi ki, bu gazetelerde de yer aldı ama kulak ardı edildi. Biz İsrail'in Suriye'deki hiçbir faaliyetine engel olmayacağız dedi. Açık mektup verdi. Ukrayna Savaşı başladıktan sonra acaba kaç defa İsrail Başbakanı Rusya'ya gitmiştir? Hiç sayıldı mı acaba? Ve Rusya neden şartellerini kapatıyor İsrail uçakları girerken? Halep biraz önce gösterildi. Halep bizim hemen sınırımızda 58 kilometre ötede. Bir daha alalım arkadaşlarımdan rica edeyim. 58 kilometre ötede bulunan o bombalanan, İsrail'in bombaladığı. Şimdi bunlar Suriye'de bulunan havalimanları. Bu tür sözler benim menzilimde diyor, değil mi? Benim bu uçak gemileri menzilimde. Tabii. Amerika'da şöyle der. Onlar da benim Tomahawk menzilimde. Der ama demiyor. Şimdi bunlar tamamen popülist açıklamalar. Popülist açıklamalar. Bakın görüyorsunuz Halep havaalanını bombalıyorlar. Şam havaalanını bombalıyorlar. Şam'ın da Halep'in de Gazze ile hiçbir alakası yok. Bu çok değişik bir savaş ve çok net. Ne yapılmak isteniyor? Orta Doğu yeniden. Lübnan sınırı da bombalandı ve savaş başlarken Netanyahu dedi ki Orta Doğu'da sınırlar değişecek, bütün düzen değişecek. İşte bunu anlamamız lazım. O zaman Türkiye nasıl hareket etmeli? Bakın Türkiye'ye çok önemli mesajlar veriliyor. Birinci mesaj. Bu olaylar hiçbiri birbirinden kopuk değil aslında. Biraz daha geriye gidelim. Irak Savaşı'nı da geçelim. En son yaşadığımız 2011'den itibaren yaşadıklarımıza bakalım. Suriye iç savaşı çıktı durduk yere. Evet. Durduk yere. Suriye iç savaşı çıktı. Bir DEAŞ üretildi. DEAŞ üretildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri Suriye'ye ve Irak'a iyice çöktü. Sonra Rusya geldi. Buralardaki nüfus, Türkmen ve Arap nüfusu sürüldü. O sürülenler Türkiye'ye geldiler. Bir kısmı aşağıdakiler de Ürdün'e geldiler. Şimdi buralar boşaltıldı ve buralar PKK-YPG tarafından dolduruldu. Şimdi önemli olan Irak'tan Laskiye'ye kadar bir koridor oluşturulmasıydı. Bu evet. Koridor çok önemliydi. Bu koridoru bozan da Türkiye'nin Barış Pınarı, Zeytin Dalı, işte Fırat Kalkanı harekatları oldu. Araya girdi. Burayı engelledi. Şimdi Türkiye bu oyunu bozan bir ülke gibi. Aslında Türkiye bu oyunu, bu Orta Doğu'daki design oyununu Cumhuriyet'in kuruluşundan, hatta İstiklal Harbi'nden beri bozuyor. Selv haritasını İstiklal Harbi ile çöpe atan Türkiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, şu ana kadar varlığıyla bütün hesapları ve Sevr hayalini hala bozan bir devlet. Şimdi buradaki bu Türkiye'ye ve bölgeye insanların boşaltılması, göç akınları, bunların hepsi bu Orta Doğu'yu dizayn etmenin bir ön hazırlığıydı. Şimdi geldiğimiz noktaya bakalım neler oldu. Bizim SİHA'mızı düşürdüler değil mi? Evet. Amerika Birleşik Devletleri. Biz İçişleri Bakanlığı'na bir terör saldırısı yapılmak istendi. Onlar etkisiz hale getirildi. Onların Suriye'den YPG, PKK kamplarında yetiştirildiği ve yönlendirildiği belgelendi. Türkiye'de meşru müdafaa hakkını kullanarak gidip oralara hava harekatı yaptı. Ama bizim SİHA'mızı bir ABD F-16'sı
Ürdün'den kalktığı söylenen bir ABD F-16'sı geldi düşürdü. Onu da Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamasıyla öğrendik. Onu ve bir hafta sonra ve ben ilk daha düşürüldüğünde şu soruyu sordum. Halkın bunu sorgulamasını ve Amerika'nın bu bölgedeki faaliyetlerin sorgulamasını istediğim için. Çünkü bana bir gelen bilgi de Ürdün'den gelen bir uçağın vurduğu şeklindeydi. Ama ben bunun sorgulanmasını istediğim için şöyle dedim. Bu uçak İncirlik'ten kalkıp kalkmadığını Amerika Birleşik Devletleri açıklamalıdır dedim. En azından kalkmadı diye bir açıklama yapsın diye. Sonra bunun Ürdün'den kalkan bir uçak tarafından vurulduğu söylendi. Ama bunun bilerek, isteyerek ve kasten düşürüldüğü söylendi. Şimdi bilerek, isteyerek ve kasten düşürüldüğünü söylemek çok önemli bir şeydir. NATO tarihinde, NATO'nun tarihinde bir NATO üyesi devlet, bir başka NATO üyesi devletin hava vasıtasını bilerek, isteyerek ve kasten asla düşürmemiştir. Ve resmi de açıklamayı bu şekilde yapmamıştır. Evet. Peki Gazze'ye dönelim mi tekrar? Şimdi bir kara harekatı başlıyoruz dedik ya. Başlayacak en azından dedik. Siz de söylediğiniz bugün yarın başlayabilir, her an başlayabilir. Gelen açıklamalar bütün çalışmaların tamamlandığı yönde, eksiklerin giderildiği yönde. İsrail'den, devlet televizyonundan yapılan açıklama bu şekilde. Peki nerelere düzenlenmesini bekliyoruz? Bu çok önemli. Bir arkadaşlarımdan rica edeyim. Bir haritamız vardı, tünellerin bulunduğu bir haritaydı. Onu rica edeyim ekrana getirsinler. Çünkü tünelleri şunun için istiyorum Sayın Yaycı. Her zaman şu açıklama yapıldı. Filistin halkını biz boşaltıyoruz bölgeden çünkü tünellerde saklanan bir Hamas var. Hamas terör örgütü var. Dolayısıyla tünellerin bulunduğu bölgelere mi yapılmasını bekliyoruz biz kara harekatının? Oralara girmelerini mi bekliyoruz? Kara harekatının ben tüm Gazze'ye yapılacağı kanaatindeyim. Yani çünkü bölge ayrılmayacak. Bölge ayrılmayacak. Bunların hepsi bahane. Şimdi efendim tünellerde çok iyi saklanmış Hamas militanları var vesaire var. Bunlarla baş etmek çok zor falan. Zor. O yine medeni ordular için, uygar ordular için. Ya bunlar, siz daha kanlı bir savaştan bahsediyorsunuz. Ben hiç çok kansız olacağını düşünüyorum. Neden kansız olacağını düşünüyorum biliyor musunuz? Çünkü bunlar fosfor bombasını televizyonlar naklen yayın yaparken atmaktan çekinmeyen bir devlet var karşımızda. Birleşmiş Milletler soruşturma bile başlatmadı henüz. Ya bakın. Bunu çekinmeden, yani televizyonlar naklen yayınlarken fosfor bombasını atan ve üzerine de hiç alınmayan bir devletten bahsediyoruz. Yasaklanmış, insanları yakan, çevreyi mahveden, evleri, her tarafı yangın çıkartan, bombaları kullanmaktan çekinmeyen, çoluk çocuğu öldürmekten çekinmeyen bir devletten bahsediyoruz. Bu tünellere, bu anlayıştaki devletin kimyasal silah kullanmayacağını kim söyleyebilir? Tabii. Kim söyleyebilir? Bu da ayrı bir tartışma konusu. O zaman kanlı mı olur, kansız mı olur? Kimyasal silah kullanmaktan çekinmeyecektir. Bakın, bu Filistinlilerin çektiği eziyet az buz değildir. Burada refah tünelleri vardır. Refah tünelleri. Bu Mısır'ın da az günahı yoktur, onu söyleyeyim. Dünyada sınır refah kapısının da açılacağına yönelik bir bilgi paylaşıldı ama henüz... Bakın insani yardım bile kabul etmiyorlar. Susuz insanlar. Bu Mısır'ın ve Ürdün'ün aslında dünyada iki tane en fazla Filistinli öldüren iki devlet vardır. İsrail değildir biliyor musunuz? Diğer geniş haritayı rica edelim birisi, arkadaşlarımdan. Birisi Mısır'dır, birisi Ürdün'dür. Mısır refah tünellerine İsrail'in baskısıyla su basmıştır. İnsanlar burada binlerce insan boğularak ölmüştür. Kara Eylül diye 1970 yılında bir olay vardır. Ürdün gene İsrail'in 1970 yılında sürdüğü kaçan insanları Ürdün burada hepsini tanklarla ezmiştir. Binlerce müthiş bir katliam yapmıştır. Şimdi aslında İsrail'in genişlemesinin önündeki en büyük engel Filistin nüfusudur. Şimdi bu Filistin nüfusunun Gazze'den boşaltılması durumu genişlemenin önünü açar. Filistin nüfusunun İsrail'den gitmesi durumu İsrail'in genişlemesinin önünü açar. O nedenle Mısır burada
bir taşla iki kuş vuruyor. Filistin devletine bırakılması, yani Mahmut Abbas önderliğinde kurulacak olan bir alana bırakılacağı söylentileri var. İsrail kanadından da bu geliyor. Filistin'de bir devlet kurulmalı şeklinde Biden'dan da bir açıklama gelmişti. Tabii Filistin'den öncesi. Bir devlet Gazze'yi kaybettikten sonra, Gazze gittikten sonra ve Lübnan'dan ve Suriye'den toprak kopartıldıktan sonra o zaman Ürdün bakın tir tir titriyor, Mısır tir tir titriyor. Mısır en ufak bir hareket yapamıyor ve Ürdün en ufak bir tepki gösteremiyor. Bunlar yapıldıktan sonra zaten Mahmut Abbas'ın daha gelenlere buradan ev alın diyen tabii gayri ciddi bir adamdan bahsediyoruz. Hamas Filistin'in temsilcisi. ABD Bakanı'na buradan ev alın dedi. Buradan Blinken ev alın diyen bir adamdan bahsediyoruz. 2005'ten beri seçim yapmayan, seçim yaptırmayan bir adamdan bahsediyoruz. Bize yaptıkları da ayrıdır. Bize yaptıkları da bu adamın ayrıdır. Bu Filistin yönetiminin yaptığı da ayrıdır. Kıbrıs'ta bizi işgalci diye tanımlayan, Güney Kıbrıs Rum yönetiminde büyükelçilik açan, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Filistin'de büyükelçilik açmasına müsaade eden ve Ermenistan'a gidip onunla bununla sarılan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne ne büyükelçilik açmayan, Filistin'de açılmasına müsaade etmeyen ve Güney Kıbrıs'taki büyük elçisine Türkiye Kıbrıs'ta işgalcidir dedirten bir adamdır bu adam. Şimdi bu adamlara ben Filistin yönetimiyle halkı. Filistin halkını birbirinden ayırıyorum. Tabii Hamas'ı hepsini evet. Ayırmak lazım. Bunları ayırıyorum. İsrail yönetiminden de Musevileri ayırıyorum. İsrail yönetimini. Zaten işte Amerika Birleşik Devletleri'nden görüntüleri getirdik dün akşam saatlerinde. Tabii. Türkiye saatiyle kongre basıldı. Dediler ki ABD'de yaşayan Yahudiler, biz Filistin'e özgürlük istiyoruz. Biz savaşın bitmesini istiyoruz. Biz savaş istemiyoruz dediler. Evet. Bu çok önemli bir durumdur. Bakın bir örnek vereyim size. Dünyanın en kalabalık iki devleti vardır. Herkes zanneder ki Çin. Hayır. Dünyanın en kalabalık devleti kilometre kareye düşen insan sayısıyla Filistin'dir. 350 kilometre kare sanıyorum orası değil mi? 8, Gazze'den bahsediyoruz. 850 kişi toplamı 4600 kilometre karedir. Hem Batı Şeria hem Gazze. 800-850 kişi düşer kilometre kare başına. İkinci kalabalık ülkesi İsrail'dir. O da 550 kişi düşer. Dünya ortalaması 100'dür. En kalabalık kıta Asya kıtası, Çin ve Hindistan'ın olduğu 109 kişidir. Dolayısıyla toprak genişletmenin amacı bu. Toprak genişletecek. Neden? Çünkü burası 22 bin kilometre karedir İsrail'in. Türkiye 783 bin kilometre karedir. Nüfusu 80 milyondur. Buranın nüfusu 10 milyondur. 783 bin kilometre karede 80 milyon kişi yaşıyor. 22 bin kilometre karede, yani küsuratında 35'te birinde 10 milyon kişi yaşıyor. Bakın İsrail nasıl büyümeye ihtiyacı var ve büyümeyi hedefliyor. İşgali hedefliyor. Sınırları onun için değiştireceğiz diyorlar. 1983'te İsrail'in nüfusu 3.6 milyondu. Şimdi 10 milyon. 3 kata yakın artmış. Türkiye'nin nüfusu 1983'te 48 milyondu. Şimdi 80 milyon. Bir kat bile artmamış. Müthiş bir artış var. Dünyada eşi benzeri görülmeyen bir artış var. Ve doğum oranı da OECD ortalamasının iki katı. Şimdi bunların bir de burası biliyorsunuz Necef Çölü, şurası burası tabii, var. Tabii Mısır zaten tabii. Sisi dedi ki bir yere göndereceksiniz. Necef Çölü'ne gönderin. Yani Gazze'lileri. Ve burada çözüm olarak, şimdi burada başka bir şey daha söyleyeyim mi? Türkiye, bakın biz hep böyle odaklanıyoruz ama bunu, fırsat bulmuşken bunu söyleyeyim. Buyurun. Bakın Türkiye'ye bu uçak gemisiyle mesaj verildi. Sevilla Üniversitesi'nin çizgisi üzerinde durdu. O haritayı ben göndermiştim. Eğer müsaade ederseniz o haritayı arkadaşlarımdan rica edeyim. Evet. Uçak gemilerinin bulunduğu haritayı rica edelim. Şimdi orada Sayın Yaycı'dan gelen. Orada biliyorsunuz Abdülhamit Han sondaj gemimiz sondaj yapıyor. Bu değil efendim. Bu değil. Bu değil. Sondaj yapıyor. Abdülhamit Han sondaj gemimizin yanında bunun benzeri bir harita daha olacak. Bu sondaj yaparken bir tane hemen yakınlarında Antalya'nın uzaklarında bu değil efendim. O diğer haritanın benzeriydi.
Bir öncekinin benzeri evet, arkadaşlar. Bir öncekinin benzeri. Şimdi dolayısıyla orada hemen uçak gemisi bizim Abdülhamit Han sondaj gemimizin yanına geldi ve durdu. Buna biz deniz kuvvetlerinde dünyada ve uluslararası ilişkiler jargonunda gambot diplomasisi deriz. Bir mesaj verilir. Ben senin sondaj daha önceki yayından kalan bir haritadan bahsediyoruz. Evet. Gemilerin bulunduğu bir haritaydı. O elimizde varsa verelim. Ben yoksa... onu göndermiştim ama herhalde karıştı şimdi. Şimdi bu geminin yanına gelip durması ve durduğu yerin de Sevilla Üniversitesi haritasının olduğu yer olması son derece önemlidir. O son derece önemli olan yerde şunu söylemiştir. O haritayı benim ona benzer dediğim haritayı koyabilirsek oradan benzer olanı olarak, koyalım benzer arkadaşlar. Benzer olanı koyalım. Benzer olan. Sayın Yaycı'nın benzer dediğini getirelim. Evet. Evet. Şimdi bakın. Abdülhamit Han gemisi şurada duruyordu. Ve burada dururken sondaj yapıyor. Şu kırmızı hat Sevilla Üniversitesi haritası. Yani bunun içi Türkiye'nindir. Şurası Yunanistan'dır. Burası da Güney Kıbrıs Rum yönetimindir dedikleri alan. Bu çizgi sözde çizgi, sözde sınır, kağıt üzerinde bir sınırdır tabii. Sözde sınır batısının Yunanistan'a, şu aradaki üçgenin Türkiye'ye ait olduğunu iddia eder. İşte hani biz Antalya Körfezi'ni hapseden harita dediğimiz harita budur. Evet. Bu haritanın hem dışına çıkmadan Abdülhamit Han gemisi hemen 5 mil doğusunda, yaklaşık 5 mil doğusunda sondaj yapıyordu. Uçak gemisi hiçbir yer kalmamış gibi Doğu Akdeniz'de geldi. Abdülhamit Han gemisinin yanında tam da bu çizginin üzerinde durdu. Abdülhamit Han'ın gemisine görüntü verdi ve çizgiyle de mesaj verdi. Ne mesajı verdi? Bu çizgiyi ben tanıyorum. Yunanistan'a destek veriyorum. Sen de ayağını denk al mesajı verdi. Şimdi burada bir takım yanlışlar var. Daha sonrasında anlatılan, medyada anlatılan. Efendim Navtex yayınladı Türkiye Cumhuriyeti. Evet. Navtex yayınlayarak tepki gösterdi. Navtex çok komik. Çok komik. Komik. Neden komik? Çünkü Navtex denizcilere duyurudur. Tabii. Gemi kaptanına tehlike var, şu var, bu var duyurusudur. Ve ilan edilen Navtex'ler çok gerçekten komik Navtex'ler. Bizi Amerika ve dünyada küçük düşürür böyle şeylerle Türkiye tepki verdi demek. Türkiye tepkisini verecekse köklü bir devlettir. Nasıl vereceğini bilir. Navtex'e vermez. Navtex bir halat düşmesinde bile Navtex'e inir. Antalya Limanı'nın önünde hemen şehrin önünde bizim burada bir deniz güvenliği mükemmeliyet merkezimiz var. Onun yaptığı eğitimler bu. Şurada da basit eğitimler var. O da kıyıda. Burada da yine Erenköy'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki bizim barış kuvvetlerinin karadan yaptığı atışların eğitimi için burada yapılmış küçük Navtex'ler. Bunları böyle büyütüp biraz önce ben televizyonda yine gördüm bir başka kanalda. Navtex'lerle Türkiye mesaj vermeye başladı falan deniliyor. Bunlar gerçekten kabul edilebilir şey değil. Bakın buyurun. Aynen böyle. Gemimiz şurada geldi. Uçak gemisi de buraya durdu. Şimdi bununla bir mesaj verildi. Diğer yandan dünya tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nin hele başkan düzeyinde bir devletin, bir NATO üyesi devletin kendi ulusal güvenliklerine, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal güvenliğine olağanüstü bir tehdit oluşturduğunun söylemesi söz konusu değildir. Sadece Türkiye için söylenmiştir. Bu Kuzey Kore için söylenebilir. İran için söylenebilir. Ama Kuzey Kore, İran için söylenen sözler Türkiye için hem de bir NATO üyesi olan Türkiye için söylenmesi çok düşündürücüdür. Tehdit nitelemesi öyle üstün körü geçirilecek bir niteleme değildir. Bir ülke, bir başka ülkeyi veya başka bir şeyi, kişiyi, kurumu neyse, yapıyı tehdit olarak nitelerse milli güvenliği açısından bu tehdidi ortadan kaldırır. Şu veya bu şekilde. Dolayısıyla Türkiye miğferini sıkı giyinmelidir. Miğferini sıkı takmalıdır. En son
herkesin gözünden kaçan nokta. Onu görüyorum. Çok kısaca toparlarsak tabii. Yayınımızın sonuna geldik Sayın Yaycığım. En önemli nokta da şu bence. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden ve Blinken. Blinken defalarca geldi bölgeye. Biden geldi, Ürdün'le görüşecekti, Katar'la görüşecekti. Onların devlet başkanları, emirleri, sultanları neyse. Mısır'la görüşecekti, Lübnan'la görüşecekti, şununla bununla görüşecekti. Blinken bölgede tur attı. Katar'a gitti, Suudi Arabistan'a gitti, şuraya gitti, buraya gitti, her şeye gitti. Türkiye'yi muhatap alıp, Türkiye'yle telefonla bile görüşen, Türkiye'deki muhataplarıyla bir telefon görüşmesi dahi yapılmadığını anlıyorum. Çünkü peki. Basına yansıyan en ufak bir şey yok. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri gördüğümüz kadarıyla İsrail'le birlikte Türkiye'yi bir hasım olarak görmüştür, görmektedir. Türkiye miğferini sıkı takmalıdır. Peki. Tüm Amiral Cihat Yaycı bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz maalesef. Sağ olun efendim. Devam eden o savaşı konuştuk ve bir süre daha konuşacağız gibi duruyor biraz evvel.